Evet, selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de yayınımıza başladık. Bugün Hazreti Fatıma'dan söz edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimizin 5. çocuğu, nübüvvetten 1 yıl önce Mekke'de doğmuş. Fatıma doğduğunda Efendimiz 38 yaşında, Hazreti Hatice 52 yaşında imiş. Bazı kaynaklarda 1-2 yaş farkı var ama hepsi de sayık kaynaklar. Çok da takılacak bir şey değil. Onu gördüm kaynaklarda, biraz yaş farkı var. Efendimizin kutlu soyunu Hazreti Fatıma devam ettiriyor. Bu özelliğiyle de Ehli Beyt ağacının kökü olan Hazreti Fatıma, tarihte emsali nadir görülen istisnai şahsiyetlerden biridir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde büyüyen, sonra da Hazreti Ali'nin evinde de olgunlaşan Hazreti Fatıma ilmiyle, vakarıyla, edebiyle, zühd ve takvasıyla hem Allah'ın hem de peygamberinin hem de kullarının yanında çok sevilmiş, çok güzel bir şahsiyettir. Fiziki yapısı itibariyle Efendimiz'e çok benziyor. Yürüyüşüyle, konuşmasıyla, bakışıyla, gülüşüyle, her haliyle babasının kızı dedirttiriyor. Mizacı ise çok naif. Hayasıyla, edebiyle, nazik tavırlarıyla, sabrıyla, dirayetiyle, hitabetiyle görenleri kendisine hayran bırakıyormuş. Hazreti Ali ile evlilikleri toplamda 8-9 sene falan sürüyor. Bu süre zarfında 5 çocukları oluyor. Hazreti Hasan, Hüseyin ve Muhassin, bunlar oğulları. Kızlarının adı ise Zeynep ve Ümmü Gülsüm. Biliyorsunuz, Fatıma'nın Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında ablaları da var. Vefat tarihi 22 Kasım miladi olarak bakıldığında 632-22 Kasım, hicri olarak bakıldığında 3 Ramazan 11'de vefat ediyor. Vefat yaşı bazı kaynakta 27, bazı kaynakta 28 olarak geçiyor. Medine Baki kabristanlığında vefat yeri olarak tespit edilmiş durumda. Biliyorsunuz Efendimizin oğlan çocukları bebek yaşlarda ölüyor. 1,5-2 yaşına gelip vefat etmişler. Kız çocukları da genç yaşlarda vefat etmiş. Allah Resulü'nün kendisini de Cenab-ı Hak yaşlılığın acziyetini daha fazla yaşatmadan hemen 63 yaşında rahmeti rahmana kavuşuyor. Allah hepimize bu dünyadan geçişimizi kolaylaştıracak bir eş nasip etsin inşallah. Eşinin zorunu, eşinin de onun zorunu kolay ettiği bir hanımefendi olmuş Hazreti Fatıma. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili kızı hakkında söylediği bir söz var ki, onun için ne kadar değerli, sevgili olduğunun göstergesi. Diyor ki, Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş olur. Onu sevindiren beni sevindirmiş olur diyor. Daha önce hatırlarsanız arzda yaşadığı halde arşta adları anılan ve cennetin hatunu olarak adlandırılan 4 önemli hatun vardı. Bunlardan söz etmiştik. Birisi Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve babasının kızı Fatıma. İşte bunu söyleyince aslında çok fazla söylenecek bir şey kalmıyor. Ama yine de biz Hazreti Fatıma'mızı 5 yönüyle incelemeye çalışacağız. Babasının kızı Binti Ebiha, yani ideal evlat nasıl olunur? Babasının annesi Ümmü Ebiha, babasının her zor anında hemen yanında ve hizmetinde olan ideal bir dava hanımı nasıl olur? Hazreti Ali'nin hanımı Fatıma, burada da ideal eş nasıl olunur? Sonra Ehli Beyt'in annesi Fatıma, burada ideal bir anne nasıl olunur? Sonra Hikmet Pınarı Fatıma ideal bir alime nasıl olunuyormuş? Bunları kısa kısa incelemeye çalışalım. Efendimiz 38 yaşındayken, miladi 605'te Kabe'nin tamirinin yapıldığı yıl. O yılda yapılan tamirattan sonra şimdiki boyutlarında oluyor Kabe. Bakın bu zamana kadar o şekilde gelmiş. Hacerül Esved'in bizzat Peygamber Efendimiz tarafından yerine konulduğu yıl Hazreti Fatıma doğuyor. O hikayeyi açmayacağım burada. Hazreti Fatıma doğduğunda Efendimiz onu eline alıyor, kaldırıyor ve bu diyor babasının annesidir. Ona onun için annemin adını koyacağım diyor. Hazreti Hatice'nin burada birazcık burulduğunu, üzüldüğünü fark ediyor.
annemin adını koyacağım dediysem, beni sonradan bakıp büyüten Ali'nin annesi Fatıma'yı demek istedim. Amine'yi demedim diyor. Fatıma ismi bu şekilde konmuş oluyor. Hazreti Hatice kendi annesinin ismini koymak istiyormuş. Onun da adı Fatıma'ymış. Dolayısıyla ikisinin de istediği olmuş oluyor. Öte tarafta Uhud günü Peygamber Efendimiz diyor ki, ben Atikelerin oğluyum, Fatımaların oğluyum. Neden hep böyle Atikeleri, Fatımaları sayıyor? Yani ben sizin annenizin, annesinin, annesinin çocuğuyum. Yani üçüncü göbekten akrabayız. İnsanları etkilemek ve atalarına değer verdiğini göstermek için. Bu arada babaannesinin adı da Fatıma binti Sa'd. Büyük babaannesinin adı da Fatıma binti Amr. Efendimizin bütün nineleri hakkında literatürde bilgiler bulunuyor. Çünkü Efendimiz çok köklü bir, soylu bir aileden geliyor. Ve Arapların adetlerinde de soy kütüğünü yazmak çok önemli. Soy ilmi var. Büyük kalanları yazmak, şeceresiyle övünmek için bazıları bunu adet edinirmiş. Efendimizin iki babaannesi Fatıma, kayınvalidesi Fatıma, kızının adını da Fatıma koyuyor. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste onu sevenleri Allah'ın cehennem azabından uzaklaştıracağı için kızıma Fatıma adını verdim buyuruyor. Sütten kesilmiş anlamına geliyor. Ayrıca Hazreti Fatıma'nın Zehra ve Betül isminde lakapları var. Zehra ak yüzlü, aydınlık, parlak, temiz demek. Betül de kötü heveslerden uzak, arınmış, kendini Allah'a adayan, iffetli, namuslu, temiz kadın lakapları. Evet, şimdi Efendimizin 4 kız ve 3 oğlu var. Bir çocuğu hariç bakın, diğer 6 çocuğu kendisinden önce toprağa veriliyor zaten. Kalan kim? Hazreti Fatıma. O da Peygamber Efendimiz'den 6 ay sonra vefat ediyor. Şimdi ilk ayetler geldiğinde evin tablosunu bir çizelim önce. Cebrail Aleyhisselam ilk ayetleri getirdiğinde Hazreti Fatıma 5 yaşındaydı. Efendimizin ilk evliliğinin ilk 2 yılında Kasım olmuştu ve 2 yaşına gelmeden vefat etmişti. Ebu Kasım künyesi Efendimiz'e buradan geliyordu. Kasım'dan sonra ikinci çocuk olarak Hazreti Zeynep doğmuştu. Nübüvvetin yıllarında büyük kızı Zeynep Ebu'l As'la evliydi ve ev dışındaydı. Şimdi Rukiye ve Ümmü Gülsüm vardı, hatırlayın. Bunlar da Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile sözlüydü. Ebu Leheb'in nübüvvetten sonra Resulullah'la arası bozulunca oğullarına bu kızları bırakırsanız size Mekke'nin en güzel kızlarını alacağım, ne istiyorsanız yapacağım diyordu. Oğullarının ikisi de hemen Efendimizin kızlarını bırakıvermişti. Efendimiz ve kızları elbette çok üzgündü. Ama bu üzüntünün sebebi ele güne rezil olduk diye değil. Öz amcasının İmandan bu kadar uzak olmasıydı ki ömür boyu Risalet davasına düşmanlık etmişti zaten. O esnada güzel bir şey oluyordu. Hazreti Osman geliyor, hatırlarsanız Rukiye'ye talip oluyor, Efendimiz'den istiyor ve evleniyorlar. Bu arada Hazreti Erkam'ın evinde dersler devam ediyor. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer Müslüman oluyorlar. Nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret var, hatırlarsanız. Bu hicretle Hazreti Osman ve Rukiye annemiz de oraya hicret ediyorlar. Şimdi Hazreti Rukiye de evden gitti. Geride kim kaldı? Ümmü Gülsüm ve Fatıma annemiz kalıyor. Ümmü Gülsüm daha çok annesi Hazreti Hatice ile birlikte evde kalırmış ama Fatıma bir gölge gibi adeta sürekli Efendimiz'i takip edermiş. Ne zaman Efendimiz dışarı çıksa hemen arkasından koşturarak gidermiş. Çünkü o zaman Mekke müşriklerinin düşmanlıkları had safhadaydı. Bir gün babasıyla birlikte Kabe'ye gidiyorlar. Kureyş müşrikleri onları görünce toplanıyorlar ve fısıltı halinde birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Babacığı Kabe'nin yanında namaza duruyor. Fatıma da oralarda oynuyor. Secdeye vardığında Ukbe bin Ebi Muayt adında azgın müşrik bir deve işkembesi getirerek babasının sırtına bırakıyor. Geriye doğru uzaktan bakıyorlar ve birbirleriyle gülüşmeye, dalga geçmeye başlıyorlar. Buna çok öfkelenen küçük Fatıma babacığın sırtından koşarak geliyor. Babacığın sırtından o ağırlığı ittirerek yere düşürüyor ve babasının elbisenin sini temizliyor. Hazreti Fahri Kainat Efendimiz secdeden başını kaldırıyor. Fatıma babasının yüzünü gözünü öpüyor. Canım babam, canım babam, bunu sana nasıl yaparlar diye ağlayarak sarılıyor. Ve Efendimiz orada üzülme kızım diyor. Allah babanı zayi etmeyecektir. Ve babanın isminin girmediği ev kalmayacak Allah'ın izniyle.
Babanın adının anılmadığı ne taştan bir ev ne de keçeden bir çadır kalmayacak diyor. Ve o azgın kişilere karşı Allah Resulü ellerini açarak Allah'ım bu azgınları sana havale ediyorum diyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki orada kaç tane erkek olarak bizler vardık ama bu işi yaptıranın Ebu Cehil olduğunu bildiğimiz için onun şiddetinden korktuk, sesimizi çıkaramadık ama Fatıma diyor yıldırım gibi koşup geldi. Kötülüğü yapanlara bağıra çağıra babasının üstünden o deve işkembesini alıp kurtardı ve Kabe hareminde Peygamber Efendimiz'e bu tür eziyet edenlerin sonlarının da çok feci olduğunu şöyle anlatıyor. Allah hakkı için o azgın müşrikleri Bedir günü gördüm. Hepsini katlettiler. Bir kısmını sürükleyerek Bedir kuyusuna attılar. Ya Fatıma demek zorluklara el atmak demek. Fatıma demek Resulullah'a atılan kirleri toparlamak, temizlemek demek. Fatıma bugün de aynı şey demek mi? Evet, aynı şey demek. Fatıma gibi olmaya özeniyorsak bu demek. Gördünüz mü? Babasının kızı, babasının anası nasıl olunuyormuş? Fatıma babasına sadece fiziksel açıdan da benzemiyordu. Cesareti, civanmertliği, duruşu, vakarı, ahlakı, ibadet hayatı. Aynen babasının ibadete düşkünlüğü açısından pek çok yönleriyle her yönden babasına benziyor yani. Efendimizin kızına olan sevgisini Fatıma benden bir parçadır diye ifade ederken şimdi burada bunun üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. Bir baba düşünün ki kızını görünce ayağa kalkıyor. Bir baba düşünün ki kızı evden çıkarken uğurluyor. Kızıyla karşılaştığında ellerini tutup öpüyor. Bununla birlikte avuçlarını içini çevirip hepsini birlikte öpüyor. Kızı içeri girdiğinde hemen yerinden ayağa kalkıp kendi yerine oturtuyor. Sohbet ederlerken de dizini dizine dayayıp, kızının dizlerine dayayıp sohbet ederlermiş. Alnından öpermiş ve hep onu sever okşarmış. Eğer kızlar babalarından böyle bir ilgi görmüş olsalardı dışarıda ilgi ararlar mıydı? Yanlış erkeklere giderler miydi? Sonradan bir özgüven sorunu yaşarlar mıydı acaba? Babasının annesi Ümmü Ebiha bu hitap onun risalet davasına sahip çıktığının işareti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet davasını sunuyor, onun tebliğini, irşadını yapıyor, yanında bir kızı var. O da babasının annesi diyor. O zaman buradan bu davaya ne kadar çok sahip çıktığını anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Medine'den ayrılırken en son Fatıma validemizle vedalaşırmış. Medine'ye girdiği zaman da ilk önce onunla selamlaşır, kucaklaşırmış. Son çıkarken en son gördüğü yüz kızı Fatıma'nın yüzü. Medine'ye girerken ilk gördüğü yüz yine kızı Fatıma'nın yüzü. Şimdi iş adamları çocuklarına ben çok yoğun bir iş adamıyım kızım. Öyle size çok fazla vakit ayıracak zamanım yok diyorlar. Düşünsenize bir de bu bir peygamber. Ümmetinin her halinden sorumlu olan bir peygamber. Aynı zamanda çocuklarına bu kadar düşkün, şefkatli bir baba. Sevvan radıyallahu anh anlatıyor. Bir sefer dönüşündeydik diyor. Efendimiz o kadar çok özlemiş ki Fatıma'sını, Hasan'ını, Hüseyin'ini. Sefer dönüşü yol boyunca Hasan ve Hüseyin'i Fatıma'yı dinledik. Hep onları anlattı. Hasan'ım şöyle, Hüseyin'im böyle. Efendimiz yani Hazreti Hasan ve Hüseyin için reyhan çiçeklerim, güllerim diye anlatıyor. Ve böyle anlatmış geliyorlar. İlk önce Fatıma'nın evine. Bütün ordu Efendimiz'in peşinde. Fatıma'nın evine doğru ilerliyorlar. Oraya varınca Efendimiz gördüğü manzara karşısında durumdan hiç hoşnut olmuyor. İçeri girmeden mescide gidiyor. Biri Fatıma annemize ipekten büyük güzel bir örtü hediye etmiş. Onu da almış onu kapıya asmış. Hasan ve Hüseyin'e de kollarına gümüş bilezikler vermiş. Onları takmış. Tabloyu öyle görünce ne torunlarını öpüyor ne kızına sarılıyor. Hiçbir şey söylemeden de mescide gidiyor. Fatıma validemiz hemen durumu anlıyor. Hemen örtüyü indiriyor. Hazreti ve Hasan ve Hüseyin'in kollarından bilezikleri çıkarıyor. Çocuklar ağlamaya başlıyorlar. Dedeme söyleyeceğiz seni diye. Koşarak camiye koşturuyorlar, gidiyorlar. Dede, annem bileziklerimizi aldı diye şikayet ediyorlar. Efendimiz oradaki bir sahabeye diyor ki, gidin Fatıma'ya aşık kemiğinden bir bilezik yaptırın.
Hasan ve Hüseyin'i de kaplumbağa kabuğundan bir bilezik yaptırın diyor. Oradakiler diyorlar ki bilezik olacaksa niye kemikten? Efendimiz de şöyle buyuruyor. Ben istemem Ehlibeytimin dünyadaki bütün güzellikleri tatmasını, güzelliklerin tadını doyup da bu dünyadaki güzellikleri bitirmesini istemem. Güzellikleri ahirette tatmalarını ve ahirette doymalarını isterim diyor. Güzellikleri kısabilir miyiz o zaman? Dünyadaki numuneleri sonuna kadar tatmaya çalışmak seni tatmin etmediği gibi onlara olan hararetini artırır. Daha fazlasını yapmak istersin. Daha fazla dünya, daha fazla tamağı istersin diyor. Aynen bir karıncanın bir damla balı tatması. Sevdiği için ikinciyi istemesi, üçüncüde de balın içine girip ölmesi gibi. Burada çok ince bir çizgi var arkadaşlar. Evet, dünya hayatını helal dairede, keyfe kafi gelecek derecede yaşayacağız. Helal dairede yaşadıklarımızdan tat ve keyif de alacağız ve şükredeceğiz. Ama bununla birlikte karıncanın yaptığı gibi o balın içinde ölüp kalmayacağız. O bala batıp ölmeyeceğiz. Dünyanın aldatıcı, cazibedar, batırıcı güzelliklerin çekim alanlarına çok maruz kalmamaya bakmamız lazım. Bu müminin dünya hayatını yaşamayacağı anlamına gelmiyor bakın. Helal dairesinde yaşayacağız ama aşırıya kaçmayacağız. Müminin zaten haramlarla işi olmaz bu arada. Onun sözünü bile etmiyoruz. Ama bakın Efendimiz her şeyde ölçü lazım geldiğini anlatıyor. Yok aman ya Resulallah ne olacak gerekmez olmaz kalsın bilmem ne demiyor. Kimse kimseye başka bir şey demiyor. Acayip de karşılamıyor. Demek ki olması gereken o. Hemen dediğini uyguluyorlar. Uhud'da Fatıma annemizle ilgili yaşanan bir olay var. Uhud demek aynı zamanda sahabi hanımlarının yaralılara hizmet sunduğu bir yer. Uhud günü savaş olurken arkada bir gün boyunca yaralılara bakan, ihtiyaçlarını gideren 10-15 kadın var. Onlardan biri de Fatıma annemiz. Efendimizin yüzü yaralanıyor. Bu pansumanı yapan Fatıma annemiz. Babasının bu halini görünce dayanamıyor, ağlıyor. Epeyce uğraşıyor yarasını temizlemek için. Hazreti Ali'den su getirmesini istiyor. Kalkanıyla su getiriyor Hazreti Ali. Onunla yıkıyor Efendimizin yüzünü. Epeyce uğraşmasına rağmen kanı dindiremiyor. Sonra bir keçeyi yakıyor, toz haline getiriyor ve eliyle onu Efendimizin yüzüne basıyor. Ve o şekilde kanı durduruyor. Bir ay boyunca pansumanını Hazreti Fatıma yapıyor Efendimizin yüzüne. Orada derin bir yara açılmış çünkü. Benim elim değil, Fatıma annemizin eli olsun sözü buradan geliyor. O sırada Efendimiz bakıyor ki Hazreti Fatıma çok üzgün bu pansumanı yaparken, savaş anında bakın ağlayarak pansuman yaptığını görünce diyor ki al da şu kılıcımı as şu karşıya. Biz onunla Uhud'da ne güzel arkadaşlıklar yaptık. Etmedik mi ya Ali? Ne de güzel savaştık. Öyle değil mi? Ali gibi, Asım bin Sabit gibi, Haris bin Sımne ve Ebu Ducane gibi insanlar da çok güzel savaştılar. Hepimiz ne güzel mücadele ettik diye sanki hikaye anlatır gibi anlatıyor. Aslında burada ne yapıyor? Fatıma'yı sakinleştirmek için bunları söylüyor. Yoksa günün sonunda Uhud'da Hazreti Hamza'nın Vahşi tarafından nasıl şehit edildiğini hepimiz biliyoruz. Bu ne demek sizce? Birisi bir şeye üzülüyorsa biz onu rahatlatmalıyız hemen. Onunla o halde bile sohbet ederek onun üzüntüsünü dağıtmaya çalışıyor. Burada Efendimizin hassasiyetini görüyor musunuz? İnsan psikolojisine verdiği önemi görüyor musunuz? Bu çok önemli. Evet, yine başka sahne. Hendek gazvesi sırasında bu gazve çok uzayan bir gazve. Bu gazvede Fatıma annemiz bir gün Hazreti Hasan'la Hüseyin'ine ekmek yapıyor. Bundan babama da götüreyim diye büyük bir parçasını kesip götürüyor Efendimiz'e. Ve Efendimiz'e diyor ki, Fatıma biliyor musun kızım, babanın 3 gündür ağzından geçen ilk lokma bu diyor. Açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Fatıma annemiz bunu duyunca, ah babacığım, ah babacığım diye ağlıyor. Uhud'da Bedir'de birer gün sürmüş ama Hendek bir aya yakın sürmüş. Bir tarafta Yahudi Kureyza oğulları, bir tarafta müşrikler, bir tarafta bıraktıkları kendi aileleri. Kısacık ömürlerinde öyle zorluklar yaşamışlar ki ama yine de sabretmişler. Biz ne bu kadar aç kaldık, ne bu kadar savaş yaraları aldık.
Ama Allah hepimizi affetsin. En ufak bir şeyde hemen şikayete başlıyoruz. Allah bize şikayetleri şükre çevirebilmeyi nasip etsin inşallah. Hazreti Ali Fatıması için diyor ki, dışarıda ne kadar yorulursam yorulayım, evime girdiğimde Fatıma benim bütün yorgunluklarımı almıştır diyor. Birbirini rahatlatan eş olmuşlar. Şimdi buradan günümüz gençliğine dokunmak istiyorum birazcık. Evlenecek gençler ilk zamanlar birbirlerine prens ve prensesmiş gibi hissettiriyorlar. Evlendikten sonra herkes birbirinin zaaflarını, açıklarını görünce o noktalardan vurmaya ve birbirlerine acımasızca eleştiriler yaparak suçlamaya başlıyorlar. Senin anan, senin baban şurada neden böyle davrandın? Burada niye bunu yaptın? Halbuki İslam diğergamlığı bize öğretiyor. Burası şu nokta çok önemli. Bakın buraya dikkat çekiyorum. Eğer evlilikte eşler birbirlerini karşılıklı olarak Allah için mutlu etmeyi baştan kendilerine şartlandırırlarsa ve bunu üstlenirlerse, bu konuya imza atarlarsa ve sürekli bu noktayı göz önünde bulundururlarsa işin içine hesap kitap girmez. Birbirlerine hep sevgiyle bakarlar. Hayatta en önemli şey Allah için mutlu bir aile saadeti oluşturmaktır. Eğer burada ihlası tam kazanırsak, eşler psikolojik açıdan çok kuvvetliyse, arkasından iş başarısı, bereketli bir kazanç ve çocukların başarıları, mutlu bir yuva zaten kendiliğinden gelir. Önce eşine saygı duymak ve sonra sevgisiyle sarıp kucaklamak ve hedefi onu mutlu etmek olmalı. Eşler mutlu olunca çocuklar mutlu bir yuvada sağlıklı yetişir. İşte Hazreti Hatice radıyallahu anha ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerine böyle eş olmuşlar. Devamlı birbirlerinin mutluluğunu takip etmişler. Kaşlarına, gözlerine bakıp, kalplerine bakıp, durumlarına bakıp hep sevgi ayarlaması içinde olmuşlar. Yani birbirlerini mutlu etmek, Allah için mutlu olmak, birbirleriyle Allah için beraber olmak hep bu nokta. İşte Fatıma böyle bir yuvada büyümüş. O yüzden çok güzel yetişmiş. Efendimiz bir gün kapılarının önünden geçerken ikisinin yani Ali ile Fatıma'nın tartıştıklarını duyuyor. Efendimiz kimi daha çok seviyor tartışması? Evet, Efendimiz o sırada içeri giriyor ve onların her ikisinin de mutlu edecek cümleler kullanıyor. Seni kızım olmaklığından dolayı, Ali'yi de din kardeşim ve amcam oğlu olmasından dolayı çok seviyorum diyerek her ikisini mutlu ediyor. Evet, şimdi Fatıma büyüyor, evlilik çağına ulaşıyor. Kaynaklarda işte 15-17 yaşlarına giriyor. Nebiler Sultanı Efendimizin son çiçeği olarak ona talip olanlar çoğalmaya başlıyor. Sahabenin içindeki en güçlü şahsiyetler Fatıma'ya talip oluyorlar. Hazreti Fatıma hassas ruhlu, çok ince, narin yapılı. Yaşından beklenmeyecek derecede yüce bir ahlaka ve olgunluğa sahip. Üstün bir zekası var. Halim, selim bir yapısı var. Son derece mütevazi. Söz ve davranışlarında vakur. Çok az konuşan. Yani İslam büyükleri hep öyle yani. Boş konuşmayan. Ağzından çıkan sözler inci tanesi gibi hikmetler saçan. Cömert, zahidane yaşamı seven bir insan. Ev işlerinde maharetli ve becerikli. İki cihan güneşi. Evet, Efendimiz'e yapılan bu tabiri ben çok seviyorum. İki cihan güneşi Efendimiz'in bir parçası ve kalbinin meyvesi. Bu sebepten ona peygambere hısım akraba olmak ve damat olabilmek şerefine ulaşabilmek için ashab-ı kiram adeta birbirleriyle yarış ediyorlar. Ve ashab-ı kiramın hep büyüklerinden talep geliyor. İstiyorlar kızını ondan. Evet, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dünür olmuştu zaten. İki cihan güneşi Efendimiz bu yakın dostlarına diyor ki Fatıma hakkında Allah-u Teala'nın emrini bekleyelim. Evet, bu haberler Medine'de yayılınca Ebu Talip ailesi Hazreti Ali'yi bu konuda acele davranması için uyarıyor. Onun da gidip talip olmasını istiyorlar. Fakat o diyor ki Hazreti Ebu Bekir Ömer'den sonra falan onlar yani çok önemli şahsiyetler bana verirler mi diye çekindiğini ifade ediyor. Sonra evliliğiyle ilgili olarak Hazreti Ali bizzat kendisi şöyle anlatıyor. Halk arasında konuşulanları duyan Azatlı Gölen bir gün bana dedi ki ey Ali, Fatıma'nın Resulullah'tan istendiğini biliyor musun? Ben de bilmiyorum dedim. Tekrar bana Resulullah'a gidip
Fatıma'yı sana nikahlamasını istemekten seni alıkoyan nedir diye sordu. Ben de ona dedim ki, yanımda birikimim yok, param yok. O da dedi ki, Resulullah'a gidersen muhakkak sana bir yol gösterir ve Fatıma'yı nikahlar sana diyerek bana ısrar etti. Ben de bu konu için Resulullah'ın huzuruna çıkmaktan çekiniyordum. Fakat akrabalarımın hepsi bana Fatıma'yı Resulullah'tan iste baskısını yapınca Sa'd bin Muaz beni ikna etti ve çekinerek, sıkılarak, utanarak Resulullah'a bu teklifi götürmeye gittim. Evden çıktım. Resulullah Efendimiz'i Ümmü Seleme radıyallahu anh annemizin evinde buldum. Kapıyı çaldım, selam verdim. İçeri buyur ettiler. Efendimiz bana hemen yanında bir yer gösterdi. Ben de edepli, mahcup, heyecanlı bir şekilde başımı öne eğip oturdum. Halimi anlayan Efendimiz, ya Ali, öyle zannediyorum ki bir muradın var. Ben de evet ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Senin bereketinle sırat-ı müstakimi bulduk. Hayatımın sermayesi sensin. Nice zamandır ona cüret edip söyleyemedim diye söze başlayınca bana tebessüm etti ve dedi ki, herhalde Fatıma'yı istemeye geldim buyurdu. Ben de evet ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Fatıma'ya mehir olarak verebileceğin neyin var diye sordu. Neden direkt mehir soruyor? Nikah demek bir anlamda mehir demek zaten. Kadının sosyal güvencesi demek. Hani kadın önemsiz ve ikinci plandaydı İslam'da? Hani kadının hakkı yoktu İslam'da? Hayır. Sonra Efendimizin o sorusundan sonra ben de dedim ki, bir kılıcım, bir devem, bir de küçük zırhım var ya Resulallah dedim. Efendimiz dedi ki, kılıcın sana lazımdır, deven de bineğindir, zırhını sat ya Ali buyurdu. Ve sözüne devamla bana dedi ki, Hak Teala kendi katında Fatıma'yı sana nikahladı. Senden önce bir melek gelip bana bu hali haber verdi diyor. Yani nikahları gökyüzünde kıyılıyor bu insanların. Ne mübarek, ne güzel, ne kutsal bir yuva. Hazreti Ali Resulullah'ın huzurundan gayet neşeli bir şekilde çıkıyor, mescide gidiyor. Peşinden Efendimiz teşrif ediyor ve Bilal'e yönelerek muhacir ve ensarı toplamasını istiyor. Ashab-ı kiram mescitte toplanıyor ve Efendimiz minbere çıkıyor. Hamdolsun Allah'a ki verdiği nimetlerle övülen O'dur. Kuvvet ve kudretinden dolayı kendisine ibadet edilen O'dur. Mülk ve saltanatından dolayı kendisine boyun eğilen O'dur. Azabından korkulan, yanındaki nimetleri umulan O'dur. Yerde ve gökte hükmünü yürüten O'dur. Kudretiyle halkı yaratan, hikmetiyle mümtaz kılan ve izzetiyle sağlamlaştıran O'dur. Gönderdiği dini ve peygamberi Muhammed'le halkı şereflendiren de O'dur. Deyince herkes pür dikkat kesiliyor. Biliyorlar ki Efendimiz bunca muhteşem Allah'a övgüden sonra çok önemli bir şey söyleyecek. Ve sonra Efendimiz devamla diyor ki, Yüce Allah karşılıklı hısımlıklarla nesepleri birbirine katmayı emir buyurmuş ve bununla günahları ortadan kaldırmıştır buyuruyor. Ey Müslümanlar, Yüce Allah Fatıma'yı Ali'ye nikahlamamı bana emir buyurdu. Sizler şahit olun. Fatıma'yı 400 miskal gümüş mehirle Ali'ye nikahladım buyuruyor. Kısa ve öz bir hitabede bulunuyor orada. Sonra Hazreti Ali kalkıyor. Söze Hak Teala'ya hamd ederek başlıyor ve peşinden Resulullah kızı Fatıma'yı bana nikahladı. Onun mehri benim küçük zırh gömleğimdir. Ben buna razı oldum. Sizler de bu akde şahit olun dedi. Ashab-ı kiram bu hayırlı işe çok sevindiler. Cümlesi ayrı ayrı Hazreti Ali'yi tebrike geldiler. Ali için ne büyük bir şeref. Peygamberinin kızını almak. Onun psikolojisini bir düşünün hele. Ama bir o kadar da sorumluluk sahibi olmak demek tabii. Sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ali'nin evine geldi ve ya Ali var git küçük zırh gömleğini sat parasını bana getir dedi. Hazreti Ali zırhını alıp çarşıya çıktı. Yolda kiminle karşılaşıyor bakın? Hazreti Osman'la karşılaşıyor. Zırhını satacağını söyleyince Hazreti Osman istediği bedeli 480 dirhemi verdi ve satın aldı. Yani sonra ona diyor ki bakın çok güzel burası. Ya Ali bu zırha sen benden daha layıksın. Lütfen hediyem olarak kabul eder misin diyor.
ve zırhı geri veriyor. Ve Hazreti Ali bu muhabbet ve hediyeye çok seviniyor. Zırh gömleğini ve parayı da alarak iki cihan güneşi Efendimiz'e geri getiriyor. Ve iki seçkin ashabın karşılıklı muhabbetinden ve yardımlaşmasından Peygamber Efendimiz çok memnun kalıyor. Ve Hazreti Osman'a çok dualar ediyor. Onun nazik davranışını çok takdir ediyor. İşte sahabiler, müminler birbirlerine böylelermiş yani. Diğer gam, yaşatmak için yaşama idealinde olanlar. Mümin sevindi mi, aynı sevinci kendisi aynı şekilde hisseden insanlarmış. Resul-i Ekrem Efendimiz o paradan bir miktarını alıp Bilal'e veriyor. Bununla diyor çarşıdan koku alması için tembih ediyor. Düğün için gerekli zaruri ihtiyaçları, çeyizleri almak üzere bir miktar daha alıyor. Hazreti Ebubekir'e uzatıyor. Paranın geri kalan kısmını da müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye emanet olarak veriyor. Hazreti Ebubekir, Selman ve Bilal radıyallahu anhüm yardımcılarıyla birlikte çarşıya çıkıp çeyiz eşyaları, diğer ihtiyaçları temin için gidiyorlar. Çeyiz olarak alınan eşyalar bakın şu kadar. Bir adet kadife yorgan, bir adet yüzü deri, içi lif dolu böyle. Hurma lifleriyle doldururlarmış o zaman. Yastık. 3 adet minder, 2 döşek, 1 koç postu, 1 adet topraktan yapılmış su testesi, bir su tulumu, bir elek, bir kilim, 2 adet yemen işi, üzerleri gümüşle işlenmiş güzel bir elbise, 2 adet el değirmeni, 1 meşin su bardağı, 2 adet çanak çölmek, 1 adet hurma yaprağından örülmüş sedir. Bitti. Bu kadar. Ey zamane gençliği! Oğlan evi şunu aldı, kız evi bunu almadı. Oğlan şu kadar altın takmadı diye düğün bozan insanların varlığını hatırlayınca bu çeyiz kulağımıza küpe olsun diyesim geldi. Zaman su gibi akıp gidiyor, günler bir su gibi geçiyordu. Ama Fatıma'nın çeyizleri alındı da, düğün hazırlıkları tamamlandı da fakat düğün günü belli olmamıştı. Hazreti Ali kardeşi Akil düğün mevzusunu görüşmek üzere Efendimizin hanesine geliyorlar. Kapıda Ümmü Eymen'e rastlıyorlar. Durumu onlara açıyorlar. Ve o da bu iş için bana biraz müsaade edin. Ben size yardımcı olayım. Meseleyi önce Resulullah zevcelerine açayım. Bir cevap almaya çalışayım diyor. Ve onları geri gönderiyor. Resulullah'ın hizmetinde bulunan dadısı Ümmü Eymen bu meseleyi Ümmü Seleme annemize söylüyor. O da Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'ın evinde toplandıkları bir sırada Peygamber Efendimiz'e durumu arz ediyorlar. Ya Resulallah Hatice-i Kübra hayatta olsaydı bize söz düşmezdi. O bu işi hemen mükemmelen tamamlardı diyerek söze başlıyor. Vefakâr Efendimiz Hazreti Hatice annemizin ismini duyunca onun gibi hatun nerede bulunur? Herkes beni yalanlarken o tasdik etti. Bütün malını İslam yoluna sarf etti buyurdu. Onun hizmetini ve büyüklüğünü bu vesileyle bir kez daha anmış oldu orada. Ümmü Seleme annemiz söze devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah hakikaten Hatice dediğiniz gibiydi. Cenab-ı Hak onu ve bizleri cennette cem eylesin. Şimdi onun kızı Fatıma'yı düşünelim. Amcaoğlun Ali düğününün yapılmasını istiyor. Siz ne buyuruyorsunuz deyince Efendimiz Ali bana böyle bir şey söylemedi diyor. Ümmü Seleme annemiz de diyor ki ya Resulallah Ali mahcubiyetinden edebinden size söyleyemez onu diyor. Fahri Kainat Efendimiz öyleyse Ali'yi çağırın buyuruyor ve Ümmü Eymen koşarak Ali'yi çağırıyor. Mahcubiyetinden sıkılarak huzura giren Hazreti Ali bir kenara oturuyor. Ve Efendimiz ona diyor ki ya Ali düğününüzün olmasını arzu ediyor musun öyle mi? Evet ya Resulallah diyor. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Fatıma'nın çeyizi tamam diyor. İnşallah bu vazife de yerine gelecektir. Hemen Ümmü Seleme'ye verdiği paradan 10 dirhem alıyor. Gelen parayı Ali'ye uzatarak diyor ki ya Ali bir miktar hurma al, biraz tereyağı al, biraz da yoğurt al getir diyor. Ali siparişleri alıp huzura getiriyor. Efendimiz hurmaları bir kaba boşaltıyor, mübarek eliyle eziyor. Biraz un, yoğurt, tereyağı ile karıştırarak tatlı bir düğün yemeği yapıyor. Arapların meşhur hays adını verdikleri bu yemeği tabaklara koyuyor. Efendimizin hazırladığı bu yemeğin şifa değerinin çok yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Sahabi-i Güzin hastalandığında Efendimizin yaptığı bu yemeği şifa niyetine yapıp hastalıklarından şifalanırlarmış. Bu velime hazırlığından haberdar olan Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh katkı olmak üzere derhal bir koyun kestiriyor. Bir başka sahabi yağ un getiriyor. Hazırlıklar tamam olunca Efendimiz ya Ali ashab-ı kiramı davet et, dostlarını çağır buyuruyor. O da dışarı çıkıp bütün ashabı davet ediyor. Gelenler onar onar içeri alınıyorlar bakın. Sırayla sofralara oturtuluyorlar.
Bu şekilde sofralar dolup taşıyor. Gönülleri bereket, rahmet kuşatıyor. Hazreti Ali o gün velime yemeğinden 700 kişinin yediğini naklediyor. Bakın İslam tarihi kaynaklarında var. Yine burada Efendimizin mübarek elinden olan bereketin mucizesi yaşanıyor. Yoksa azıcık bir yemek, bir küçücük koyun 700 kişiye nasıl yetsin? Evet, iki cihan güneşi Efendimiz Ümmü Seleme annemizle Ümmü Eymen'den diyor ki Fatıma'yı giydirin, güzelce süsleyin, giydirip kuşatın. Bir deve getirtilip o deveyi de süslüyorlar. Hazreti Fatıma'yı bindiriyorlar. Yuları Selman-ı Farisi'nin eline veriyorlar. Huzur ve neşe içerisinde Hazreti Ali'nin evine gidiyorlar. Böylece kadınlık aleminin hanımefendisi Hazreti Fatıma şanına yakışan bir sadelik içinde gelin oluyor. Bu mesut düğün hicretin ikinci yılı Zilhicce ayında yapılıyor. Ümmü Eymen'in anlattığına göre Resul-i Ekrem Efendimiz kendisi gelinceye kadar Hazreti Ali'nin Fatıma'nın yanına zifafa girmemesini emrediyor. Efendimiz gelip kapıyı çalıyor. Dadısı Ümmü Eymen karşılıyor, selam veriyor, içeri girmek için izin istiyor. İzin verilince giriyor ve kardeşim burada mı diye soruyor Efendimiz. Ümmü Eymen, ya Resulallah kardeşin kim diyor. Efendimiz de Ali İbni Ebi Talib buyuruyor. Dadısı, sen kızını onunla nikahladığına göre o senin nasıl kardeşin oluyor diye soruyor. Efendimiz diyor, evet o öyledir. Yani o benim dinde kardeşim olur. Fatıma ile evlenmesinde bir sakınca yoktur diyor. Sonra bir kapla su getir diyor. Abdest alıyor önce kendisi ve Hazreti Ali'yi Fatıma'yı çağırıyor. Abdest suyundan göğsüne Hazreti Ali'nin şöyle iki omzunun arasına bakın. Şuraya bu bölgeye serpiyor. Alıp o sudan serpiyor. Sonra aynı işlemi Hazreti Fatıma'ya aynı şekilde uyguluyor. Ve Allahümme barik fîme ve barik lehüme fî neslihime. Allah'ım bu evliliği mübarek kıl. Onlara ve nesillerine mübarek kıl buyuruyor. Ve ey Allah'ım Fatıma ve zürriyeti hakkında kovulmuş şeytandan sana sığınırım diye dua ediyor. Hazreti Ali için de aynı duayı tekrar ediyor. Allah'ın ismi ve bereketiyle gir zevcenin yanına buyuruyor. Bu çok önemli bir ritüel geliyor bana bakın. Bu bizim adetlerimize çok girmemiş. Hala Türk adetlerinin içinde çok yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum ya da ben duymadım. Yani Resulullah Efendimiz kendi nurunu, rahmetini ve enerjisini bakın suyun geçirgenliğini kullanarak ve dua vasıtasıyla nesline aktarıyor orada. Yani Resulullah'ın her yaptığında büyük bir hikmet vardır. Bizler de dua ve ayetlerin enerjisini su vasıtasıyla düğün gecesi gelin ve damada aktarabiliriz. Bu su ritüelini yaparak duaları her ikisi için de ayrı ayrı okuması ayrı bir ilginç ve orada enerjiyi iki ayrı kez yüklemiş ve düzenlemiş oluyor. İkisi için de aynı hayır duayı yapıyor. Fahri Kainat Efendimiz evlenecek bir kimseyi tebrik edeceği zaman Allah bunu senin için mübarek kılsın. Allah'ın bereketi senin üzerine olsun. Allah ikinizi hayırda birleştirsin diye dua ederdi. Evet, yeni gelin ve damada bu duaları yaptıktan sonra onların arasındaki muhabbeti kuvvetlendirmek için de şöyle söylüyor bakın kızına. Vallahi ey Fatıma, ben seni ailemin en hayırlısına nikahladım. Allah hakkı için erin iyi erdir. Sahabenin evvelidir, İslam'ın büyüğüdür, ilim de en derinidir. İmamların kadısı İslam'ın kahramanıdır. Zinhar ona isyan eyleme ve emrine muhalefet etme diye nasihatta bulunuyor. Damadına da ey Ali, Fatıma'mın hakkına riayet eyle. Onu hoşnut eyle, o benden bir parçadır. Eğer onu üzersen beni üzmüş olursun, onu sevindirirsen beni sevindirmiş olursun buyuruyor. Her ikisini de Allah'a emanet ederek oradan ayrılıyor. Evet, yepyeni bir hayat başlıyor. Nurlu bir ocak kuruluyor. İki cihan güneşi Efendimizin neslini devam ettirecek bir nur yumağı oluşuyor. Bu mesut evlilikten Seyyid ve Şerif ünvanlarıyla anılan bahtiyar insanlar dünyaya geliyor. Cennet gençlerinin efendileri ve cennet hanımlarının efendileriyle nurlu nesil devam ediyor. Seyyidler neslinin kaynağı olan bu aile muhabbet dolu, sıcacık bir yuva oluyor. Orada sevgi, saygı, şefkat, muhabbet, merhamet, hizmet, firaset, nezaket ve nezahet gibi üstün ahlaki meziyetler yeşeriyor. Acısıyla, tatlısıyla hayatı olduğu gibi kabul eden aile fertleri dünyanın sıkıntılarını da
birlikte sabır ve rıza ile göğüslüyorlar. Evin içindeki hizmetler Hazreti Fatıma'ya, dışarıdaki hizmetler de Hazreti Ali'ye bırakılıyor. Bir iş taksimi yapıyorlar. İç ve dış hizmetleri paylaşma yönüyle onlar bir bütünün iki parçası gibi birbirlerini tamamlıyorlar. Hazreti Fatıma yerine göre el değirmeninde arpa öğütüp ekmek yapıyor, yemeğini pişirip temizliğini yapıyor, ev işleriyle uğraşıyor. Bir gün arpa öğütmek için el değirmenini çevirmekten avuçlarının içi kabarmış. Bunu Hazreti Ali'ye göstererek bir çare aramasını arzu ediyor. Hazreti Ali de dilersen babacığına durumu açabilirsin diyor. Medine'ye esirlerin getirildiğini duyan Hazreti Fatıma da babacığından bir hizmetçi vermesini istiyor. Rahmet peygamberi Efendimiz kızına istediğinden daha hayırlısını size haber vereyim mi diyor. Ve Cebrail'in bana öğrettiği şu kelimeleri her namazın sonunda yatmadan önce de okursan hizmetçiden daha iyidir. Bunlar 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber demenizdir. Fatıma validemiz diyor ki o günden sonra nasıl olduğunu bilmiyorum ama tüm işlerim kolaylaştı. Vücuduma ayrı bir güç kuvvet geldi diyor. Hazreti Ali de o günden sonra hiçbir gece Allah Resulü'nün bize verdiği tesbihatı hiç bırakmadım diyor. Cemel vakasında, Sıffin'de, hakem olaylarında da mı bırakmadın diye soruyorlar. Evet bırakmadım ve ondan sonra vücuduma ayrı bir güç geldi diyor. Şimdi burada neyi görüyoruz? Bakın zikrin insan vücuduna verdiği gücü kuvveti görüyoruz. Hizmetçi istiyor, o zikir veriyor. Ne alaka dersiniz ama işte çok alakalı. Yani biz bunu yatsı tesbihatından ayrı olarak yatağa girince bu tesbihleri çeke çeke uykuya dalmayı adet edinelim inşallah. Evet sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, konular çok akıcı ve çok güzel. Ama ben dakikalar ilerlediği için burada kesmek durumundayım. Evet sevgili izleyicilerim, artık videonun sonuna gelmek istiyorum. İnşallah burada güzel temennilerle kapatalım. Bizim yuvamız da Hazreti Ali ve Fatıma'nın yuvası gibi rahmet dolu, neşe ve mutluluk dolu olsun inşallah. Kendinize iyi bakın efendim. İyi günler diliyorum.